Yılın ilk 8 ayında yapılan soya fasulyesi, buğday ve ayçiçek yağı ithalatı toplam ithalatın %30'una denk neredeyse %28,2'si. Yani üretimin arttığı dönemde Ağustos'ta 263 milyon dolar buğday ithal etmişiz. Buğdayı dışarıdan alıyoruz. Birileri para kazanıyor. Onu dışarıdan getiren çiftçiye ektirmiyorlar. Çiftçinin elindeki ektiği satılmıyor, zarar ediyor. Bu işi yaptığıma değmeyecek diyor çiftçi. Mazotu gübreyi karşılamıyor. Tarım bitiriliyor memlekette zincirleme bir şekilde. Sonra vay etiketler niye böyle oldu? Olur tabii. Buğday memleketinde buğdayın ana vatanında buğdayı yurt dışından getiriyoruz. Bir ülke ithalat yapabilir. Tarım ürünleri ithalatı da yapabilir ve bu ithalatı ülkede yetişemeyen ekosisteme uygun olmayan ürünler üzerinden yapılabilir. İyi Parti Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergin Kahveci ithalatın nasıl olması gerektiğini paylaştı. Ancak uygulama başkaydı. İlaçlar %200 zamlandı. Bakanın çiftlikler geç kaldı. Acaba çiftliklerden verim alabileceğiz mi? Borçları kapatabileceğiz mi? Çiftçi o borçlarla uğraşırken tarımsal üretimin de fazla olduğu yaz aylarında tarım ve gıda ürünleri sektöründe ithalat arttı. Gıda ithalatı 8 ayda 10,6 milyar dolara çıktı. Yani şu anda ithalattaki tarım ürünleri ithalatındaki artışın ana sebebi düzenleyememe, yönetememe, plansızlık, planlayamama ve politikasızlıktan kaynaklanıyor. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı dış ticaret verilerini baz alarak gıdada ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk 8 ayında en çok ithal edilen ürünler sırasıyla 1,2 milyar dolarla soya fasulyesi, 1,1 milyar dolarla buğday ve 700 milyon dolarla ham ayçiçeği yağı oldu. Bu üç ürün toplam ithalatın yaklaşık %28,2'sini başka bir ifadeyle dörtte birinden fazlasını oluşturdu. Yılın ilk 8 ayında en fazla Rusya, Brezilya, Ukrayna, ABD ve Malezya'dan ithalat yapıldı. Bu 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %48,8'ini oluşturdu. Rusya'dan yapılan ithalatta öne çıkan ürünler buğday, ham ayçiçeği yağı ve dane mısır, Brezilya'dan yapılan ithalatta soya fasulyesi, kahve, tütün, Ukrayna'dan yapılan ithalatta ise dane mısır, buğday ve soya fasulyesi oldu. 2021 Ağustos'ta en çok ihraç edilen ürünler un, makarna ve dondurulmuş tavuk eti olarak sıralanırken en çok ithal edilen ürünler buğday, soya fasulyesi ve arpa oldu. Ağustos ayında hasadın devam ettiği dönemde 263 milyon dolarlık buğday ithalatı yapılması dikkat çekti. Biz dışarıdan ithal un gelirse bize e, biz ne kazanıyoruz ki? Açız aç karnımızı doyuracak buğday yok. Karnımızı doyuracak şeyler yurt dışından alacağız alabilirsek gönderirlerse doların durumu da ortada. Bugün Bakırköy'de Emin Çapa paylaşmış döviz bürolarında 9 lira yazıyordu karşısında bir Amerikan dolarının. Ee, hemen söyleyeyim piyasada ne olduğunu doların ekranda da yazıyor gerçi ekranın altına avroyu gördünüz az evvel dolarında durumu malumunuz. Güne 8.88'den başlamıştı dolar kuru. Hafta boyunca 8.85, 8.90 aralığında işlem görmüştü. Bugün 8.90 seviyesinin üzerinde dalgalandı. 8.93 seviyesinin üstünü test etti. 8.94'ün hemen altında seyrediyor. Onu söyleyeyim. Şimdi hal böyleyken dışarıdan almaya devam edelim. E paramızın değeri yok. Yok fakirleştik. Ciddi bir açlık tehlikesiyle de karşı karşıya bu ülke. Sanayiciler bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Bugüne kadar iktidara büyük destek veren sanayiciler seslerini yükseltmeye başladılar. Şimdi o açıklamalarını ekrana getireceğim ama önce tweet'leriniz. Güven Bey diyor ki: "Sabah 7'de servise bindiğim, gece 2'ye kadar çalıştığım, 7 sene dayandığım işime son verildi." Mahkemeye verdim 7 yıl için 14 bin lira tazminata hükmettiler. İyi ki de çıkartmışlar. Şimdi yabancı firmaya girdim daha iyi şartlarda çalışıyorum demekte. De. Cevat Bey merak ediyor. Bir yabancı otomobil fabrikası Kocaeli'de e, yıllardır var olan yabancı otomobil fabrikası kapandı. Bunun sebebi nedir acaba? Yama, e, yabancı yatırımcılar ülkeden mi kaç, kaçmakta diye soruyor Cevat Bey'de. Sanayicilerin tepkisi. Şimdi borçluluk oranı sanayide %250'yi aşmış. Yani borç gırtlağı falan çoktan aşmış durumda. Ve ciddi anlamda ödeme sıkıntımız var diyor sanayiciler. Ankara Sanayi Odası Başkanı sanayici teknik iflasa girdi diye bir açıklama yaptı. Daha yeni. Ekonomi politikalarında alınan kararlar sanayicileri zor durumda bıraktı. Gerçekleşen son faiz indirimiyle birlikte Türk lirası hem yüksek faiz hem de yüksek kur kıskacında kaldı. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra sanayiciler şimdi hem yüksek kur hem de yüksek faizden yakınıyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicinin üzerindeki borç yükünün varlıklarının yüzde 250'sini aştığının altına çizdi. 250 borçluluk demek teknik iflas demektir. Otomotiv, inşaat ve turizmde borçluluk oranı yüzde 500'leri buluyor. Teknik iflas mevzuat düzen lemesiyle durduruldu dedi bu durumun sürdürülebilir olmadığını mutlaka önlem alınması gerektiğini ekledi. ASO Başkanı Özdebir, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin salgın döneminde şirketlerine milli gelirlerinin %24'üne varan oranlarda hibe desteği sağladığını, Türkiye'nin ise hibe yerine şirketlerini daha da borçlandıracak yöntemlere başvurduğunu ifade ediyor. Özdebir sözcüye verdiği mülakatta, Türkiye'nin dünyanın en yüksek faizini verdiği halde yabancı sermayeyi çekemediğini, bunun da ülkenin imajında yaşanan erozyondan kaynaklandığını söyledi. Şimdi Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın ki cesur bir açıklama, mecbur kalınmış bir açıklama aslında. Yoksa sanayi bugüne kadar sanayi temsilcileri pek seslerini çıkartmadılar. Bu iktidara artık durum, hani görünen köy kılavuz istemiyor. Az evvel görmeye çalıştım ekranda yazan doların karşılığını 8.89 yazıyormuş. Şimdi gördüm. 8.84'ün biraz altında seyrediyor derken 8.89'a çıkmış bile. Faiz yükseliyor bir taraftan. Yüksek faiz uygulanıyor Türkiye'de. Ee, hani zorla baskıyla faizi indirmeye çalışıyorlar da. Bir taraftan enflasyon yükseliyor. Bir taraftan dolar yükselmekte. Hiç ekonomiden anlamasak bile. Ben hep 50 liralık benzin alıyorum desek bile bu yükselişi görüyoruz hep birlikte. Bu ekonominin şahlanışı değil. Bizim paldır küldür Ekonomik olarak fakirleşmemiz, devrilişimiz başka bir şey değil. Şimdi Büro Emekçileri Sendikası memurun enflasyonunu hesapladı. Verilere göre son 3 ayda memurun enflasyonu sadece 3 ay için 8,58. 2021 yılı için memura yapılan zam oranı ne? İlk 6 ayda %5, ikinci yarıda %3. Yani enflasyon memura yapılan zammı eritti bile. Büro Senemekçileri Sendikası kamu çalışanlarının enflasyonuna hesapladı. Verilere göre tüfe bir önceki ayda %1.70 arttı. Memura 2021'in ilk 6 ayında %5, ikinci yarıda %3 zam yapıldı. Hesaplamaya göre sadece Temmuz ve Eylül ayında memurun enflasyonu %8.58. Son 3 ayda memur maaşının enflasyon karşısındaki kaybı %5.58. Sadece Eylül ayındaki kayıp 1.70 her şeye zam geldi ve biz yetişemiyoruz. Gerçekten 3 tane çocuğum var. Kesinlikle yetişemiyoruz. Yani bir 100 lirayı çıkartıyorsun hiçbir şey almadan geri geliyorsun. TÜİK bir ayda gıda enflasyonunu %0.50 olarak açıkladı. Kamu emekçilerinin enflasyon sepeti araştırmasında bu oran %1.77. Maaşlara hiçbir zaman şimdiye kadar zam gelmedik. 20 yıldan beri zam gelmedi. Tek yaşadığım halden yetiştiremiyorum. Tek yaşıyorum yetiştiremiyorum. Yaşım 46 halen bekarmıştı. Işte, evlenemiyorum bu ekonomi yüzünden. Açıklanan bu veriler memurun maaşına göre hesaplandı. Sonuç maaşlara yapılan zamlar enflasyon karşısında eriyor. Durum böyle. Hak, hukuk, adalet tanınacak. Her şey bir kişinin iki dudağının arasında olmayacak. Ülkede yarınımızı görebileceğiz. Kendimizi güvende hissedeceğiz. Sanayisi de sanayicisi de işçisi de kendini güvende hissedecek. Bültenin başında size TÜGVA'nın mahkeme kararlarına direnişinin, Büyükada'da iskeleyi terk etmeyiz diye direnişinin e, haberini yayınladık, ekrana getirdik. E, hani polise de kaymakam emir vermiş, TÜGVA'yı koruyor adeta. Hani mahkeme kararlarına karşı Türkiye Gençlik Vakfı'nı, Bilal Erdoğan'ın vakfını koruyacak vaziyette. Darp edilenler oldu demiştim İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasından. Darp edilenler arasında zabıta müdürü Nazan Hanım da varmış. Geçmiş olsun diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Adalar İlçe Başkanı da yaralananlar arasında. Durum böyle. Hani bir bina için bunu yapıyorlar diyen izleyicilerimiz olmuş. Karamsarlığa yer yok. Karamsarlığa hayatımızda yer yok. Birlikteyken adaletten, haktan, hukuktan yana olanlar daha güçlü elbette terörist ilan ediyorlar. Sesini çıkaranı hain diyorlar. Ben dün anlayamadım demiştim. Kebapçılar mı bölmüş ülke bölmeye çalışıyormuş ülkeyi? İşsizliğin sebebi bölücü kebapçılardır sözü MHP lideri Bahçeli'ye ait. Sonra fotoğraf paylaştılar. İşte kebap yiyen eee HDP'lilerin fotoğraflarını paylaştılar. Kebap yiyen CHP'lilerin fotoğrafını paylaştılar. Bu budur kastedilen dediler de kebapçılar bu sözleri daha da açıklık getirilmesini istiyor.